kar dakikalık zamanlarda icra edeceğimiz dünya konjonktüründe statüsünü, geldiği noktayı ayetlerle, hadislerle, kıssalarla, tarihi geçmişte 1400 yıllık dokümanlarla bir müştehit imamın iştihadını elle tutulan gözle görülen ayetler. Çok değerli, değerli oğulda şerefli, şerefi yaşam tarzına yansımış, ev eşyasından binmiş olduğu vasıtaya kadar her şeyinde tertip düzenli olan kıymetli kardeşlerim. Geçen hafta beraberdik, yine beraberiz. Allah birlik ve beraberliğimizi sürekli kılsın inşallah. Tabii belki bu dersimize katılıp bundan evvelki dersimizi dinlemeyenler olabilir. Yeni olarak bizim bu dersimize muttali olan kardeşlerimize ön bilgi olarak birkaç cümleyle geçtiğimiz haftayı size özetlemek isterim. Zaten konular hep birbirlerini besleyen cinsten olduğundan dolayı pek zorlanmıyorsunuz zihnen. Buna şahidim veya böyle zannediyorum. Efendim biz geçtiğimiz derse son cümlemiz İbrahim Peygamber'in duasıydı. Peygamber Efendimiz kıyamet kopuncaya kadar gelecek. Bütün ümmetinin kendisine peygamberlik geldiği andan itibaren kıyamet kopuncaya kadar gelecek tüm ümmetinin nasıl bir eğitim tezgahından geçeceğini İbrahim peygamberin duası ışığında ve uygulamasıyla ortaya koymuştur. Hiç değişmez bu. İster Rusya'ya git insan eğit, ister Mekke'ye git, ister Konya'da, ister İstanbul'da. İster hoca ol, ister öğretmen ol, ister kursiyer ol. İstersen ne olursan ol. Sana sorumluluğu olan, muhatap görmüş olduğun bir insanı eğitmek, inşa etmek istiyorsan seni bekleyen dört temel vazife vardır. Ben bunu anlattım geçtiğimiz hafta. Bir, mutlaka ve mutlaka ve mutlaka kitapla, Allah'ın kitabıyla irtibatın olacak. Allah'ın kitabıyla irtibatlamış olduğun ayetleri eğitmek istediğin gelinine, kaynanana, kaynatana, anana, babana, komşuna, öğretmenine, öğrencine vereceksin manasını, mesajını. İki, bu mutlak gerçeklerin nasıl yaşanacağını, yani metodunu, yani usulünü göstereceksin. Bu talimdir. Bak askerlere ne derler? Talim yapıyorlar. Rapt, rapt. Rapt yürüyorlar. Kıt a dur. Sağa dön. Sola dön. Bir çavuşun, bir onbaşının, yetkili bir kimsenin askere vermiş olduğu komutlarla hareket yapıyorlar böyle. Bu bir, bunu ne diyorlar? Talim diyorlar. Talim. Veya bir anne çocuğuna namazı anlatsın. Onu nasıl kıldıracağını göstermesi lazım. Göstermeden, uygulatmadan ne kadar namaz anlatsın anlat yapamaz bu işi. Dersimiz bu yoğunlukta idi. Bundan dolayı görevlerimizin hatırlatmasını yapmış oldum. Son bölümde tezkiyeydi, yani temizlemekti. Eğitmiş olduğun, terbiye vermiş olduğun, inşa etmiş olduğun bir insanı dişini de temizlet, tırnağını da temizlet. Ruhunu da temizle, fikrini temizle. Yani hem bedenini temizlik fiziki olarak hem de ruhi temizlik. Biz buna nefis tezkiyesi ve kalp tasfiyesi diyordu. İşte bütün bunlar Bakara suresinin 129. ayetinde geçtiğimiz hafta sizlere takdim edildi. Şimdi kaldığım yerden devam edecek olursam bu temel konuyu kitap ve sünnet ölçüler içinde anladıktan sonra sıra geldi diğer konulara, diğer meselelere. Bakalım nasibimizde diğer konular bize hangi görevi yükleyecek, hangi alanımıza alacağız bu temel konuları. Bazen terazi gibi tartılacağız, bazen metro gibi boyumuzu ölçeceğiz. Yani kulluğumuzu, güzelliğimizi, güzel kulluğumuzu veya problemli kulluğumuzu veya sıkıntılı kulluğumuzu bu sıkıntıdan, bu problemden kurtarmak için bize bir takım kriterler, ölçüler
ibretler ne yaparlar? Yazılı olarak takdim edilecektir. Önce bizden evvel iki toplum vardı, iki ümmet vardı. Biz bunlara iki aşırı ümmet diyoruz. Aşırılığın acı bir sonu vardır. Tarihin sahnesinden uzaklaştırılması. Demek ki yeryüzü coğrafyasına üç büyük ümmet gelmiştir. Hazreti Adem'den kıyamet kopuncaya kadar üç ümmet. İkisi geçti. Biri Yahudilerdi, diğeri Nasrani dinin Hristiyanlardı. Her iki ümmet de biri Tevrat'tan gelen, diğeri İncil'den gelen ilahi ölçülere riayet etmemenin faturasını acı ödediler ve kovuldular. Bugün Müslüman ümmet her namaz kıldığında okuduğu Fatiha'nın sonunda gayril mağdubu aleyhim veleddallin diyerek aman biz onlardan kılma diye dua ediyor. Peki ne yapmıştı bunlar? Ne yaptılar ki bu acı sonları gördüler? Aman biz böyle olmayalım. Bakımdan derneğinizdeki üyelerinizi, camideki cemaatimizi, mahalledeki komşumuzu, okuldaki öğrencimizi, kurstaki talebelerimizi bu temel konuyla besleyip hayat tarzlarını güzelleştirirken, düzen ve intizama sokarken bu temel konulara riayet etmek, dirsek temasına geçmek ve olayı içimize alarak gönülden tekrar hayata yansıtmak mecburiyetindeyiz. Birinci sırada bulunanlar Yahudilerdir. Her ne kadar bugün devam ediyorlar. Geçtiğimiz programda da söylemiştim acı bir gerçeği. Çok acı bir gerçeği söylemiştim. Bu gerçeği burada tekrarlamak istiyorum. Yahudiler ve Hristiyanlar bugün İslam coğrafyasında cirit atıyorlar. 1900 yıllarında Afrika genelinde 9 milyon olan nüfuslarını 110 sene içerisinde 577 milyona çıkarttılar. Düşünebiliyor musun? Böyle çalışıyorlar. Ama vahiyden kopuk, kitaptan kopuk, Muhammed Aleyhisselam'dan ve Kur'an-ı Kerim'den kopuk olan bir hayatları demek ki Rahman ismi biliyorsunuz tecelli ediyor. Allah her çalışanın çalışmasının karşılığını veren Rabbimiz. Onlar çalışıyor. Tahrif olan İncil kitabıyla ve almış olduğu desteklerle 9 milyon nüfusunu 577 milyona çıkarırken biz elimizde mutlak gerçek olan Kur'an-ı Kerim olduğu halde bu İslam'dan yanlış alanlara kayan Müslüman kardeşlerimizin acaba hesabını nasıl vereceğiz? Konu bu işte. Yahudiler. Ne yaptılar bunlar? Yahudileri Cenab-ı Allah Hazreti Musa Aleyhisselam ile hatta binden fazla peygamber göndermiştir bu ırka. Binden fazla. Bu insanların tarih sahnesinden silinmesinin, kovulmasının sebeplerinin başında şu geldi. İlme önem verdiler. Ancak ilmin gereği olan ameli ihmal ettiler. Çok okuyorlardı. Tevrat'ı okuyorlardı. Kendilerine verilmiş olan bilgilerle bilgileniyorlardı. Ama amel etmiyorlardı. İlimleri var, amelleri yok. Bak her bir cümleyi şimdi kendimize alalım. Benim acaba amelim mi çok, bilgim mi çok? Buyur. Amelim mi önde, bilgim mi önde? Kriter bize bu sorumluluğu telkin ediyor. Madem ki biz Müslüman ümmetiz, Müslüman ümmet olduğumuzdan dolayı gayril mağdubu aleyhim veleddallin diye dua ediyoruz. Ne onlardan, ne onlardan. Biz kimliğimizi, Müslüman ümmet olma özelliğimizi korumak istiyoruz. Şimdi bakalım, madem onlar ilme önem verip ameli terk ettiler. Öyleyse ben de okumaya önem veriyor, ilmim çok, amelim azsa
Ben Yahudi olmadım. Ne oldum? Yahudileştim. Yahudiye benzedim çünkü. Irk olarak Yahudi olmam. Ama Yahudileşmiş olabilirsiniz. Bak, bizi bekleyen tehlike bu işte. İki, dini azalttılar. Dinde tefride gittiler. Yani dini makasladılar. Allah'ın katından göndermiş olduğu dini makaslama hakkımız yok. Azaltma hakkımız yok. Öyleyse biz heyet-i içtimaiyemizle, bütün varlığımızla Allah'ın dinine muhatabız. Öyle bir tercih hakkımız yok. Biz üzerimize hac farzsa farza gideriz. Yolda giderken de kibirli adım atmayız. Mütevazı yürü diyor Cenab-ı Allah bize. Ve bizim Rahman'ın kullarının temel özelliğini Allah yürütmedeki güzellikten başlatmış. Onlar mütevazi mütevazi yürürler diyor. Hem mütevazi mütevazi yürüyeceksin, hem de üzerine tereddüp eden farz zekatı fakire muhtaca dağıtacaksın. Sen yürümenle verdiğin zekatı aynı kitaptan, Rabbimizin kitabından aldığının farkındaysan, ikisinde hakkını verirsin. Yürümenin de hakkını ver, zekatın da hakkını ver. Namazın da hakkını ver, tesettürün de hakkını ver. Bak, biz neyiz? Muvahhidiz. Bütünleştirdik, birleştirdik hayatımızı. Hayatımızın bazı bölümlerine modalar, bazı bölümlerine kibirler, bazı bölümlerine falan yerden alıntılar değil. Hayatımızın tamamına Allah hakimdir. Kitap hakimdir. Sünnet hakimdir. İşte bu ölçüyü ortaya koymak lazım. Dinde tefride gidemez. Bir İslamiyet'in hiçbir bölümünü, hiçbir unsurunu makaslama hakkımız yok. Ha, bir bölümüne önem veriyor, diğer bölümlerine karşı duyarsız kalıyorsak biz Yahudi olmayız. Irk olarak. Ama Yahudileşmek için hemen adım atsan orada bizi bekliyor olay. Bu kadar önemli. Üç. İnsanın dışına, yani maddeye önem verdiler ve maneviyatı terk ettiler. Tarih sahnesinden uzaklaştırılmalarının üçüncü sebebi oldu. Hani Nasrettin Hoca misali, günümüz ye kürküm ye diye dünyası. Fakire, muhtaca pek rağbet yok. İmkanı yerinde olanlara rağbet fazlalaştı günümüzde. Bundan dolayı Allah'ın sevgili Resulü köle ile efendiyi eşit tutmuştur. Biz de bugün fabrikatörle fabrikasında nöbetçi kulübesinde nöbet tutan insanı eşit tutmak mecburiyetindeyiz. En üstünü kim? İnne ekremekum indallahi etkakum. Allah'tan en çok korkandır. Hepsi bu takva sahiptir. Görev olarak alt kademede olabilir. Senin yerin burasıdır, güzeldir. Bekçisin, çöpçüsün, hammalsın. Ama senin öyle bir altın kalbin, öyle bir takva anlayışın var ki, yeryüzünü satın alacak kadar, Karun kadar zengin olsa, senin yanında kara sinek kadar değeri yoktur. Ama Yahudi hep dışa önem verdi böyle. Muhtaçlar, fakirler, hep itelendi. Ben bundan dolayı bu hükümetin başbakanını, yani Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı bir parti mantığımla olarak değil, bir insan olarak hep tebrik etmişimdir. Niçin? Çok gecekondulara gitti. Gecekonduya gitti, bağdaş kurarak yemek yedi. Gecekonduda oturan, kalbi kırık, dünyası fakir, gönlü zengin olan ailelere gitti. Örnek oldu Cumhuriyet döneminde, 84 yıllık Cumhuriyet döneminde bir hammalla beraber oturdu, çay içti. Balkondan bağıran başbakanım bir çay içer misin dedi, kadının kalbini kırmadı, oraya gitti. İşte bakış bu. Değer veriş bu. İnsanları parasıyla, maddesiyle, gelir ve gideriyle el almak değil, Allah olan kulluğuyla, Kur'an'a yakınlık ve uzağıyla el alırsanız Yahudileşme diye bir
virüs bize bulaşmaz. Hiçbir kimse ırk olarak Yahudi olmaz ama Yahudileşme demiş olduğunuz o mikrobun virüsü bize ulaşabilir. Ve peygamberlerini aşağıladılar. Nice nice peygamberlerini taşladılar, idam ettiler, sürgün ettiler. İnsan yerine, adam yerine koymadılar. Öyle değil mi? Şimdi bunlar ütopik değil. Bunlar Kaf Dağı misalde değil. Bu memlekette de hocalar çok aşağılandı. Çok, çok. İmam Hatip nesline ölü yıkayıcısı diyerek aşağıladılar ki. Aşağılık değildi aslında o. Bugün İmam Hatip nesli Türkiye'nin bütçesine bütçe katıyor. Bütün dünya devletleri Türkiye'ye yatırım yapmak için sıraya girmiş. Düşünebiliyor musunuz? Müslümanlar, bu ülkeyi seven insanlar olarak bizim için her alim, her ilim ehli, her müezzin, her imam, her vaiz, her müftü statü olarak, konum olarak bizim saygınlığımızın adresidir. Çünkü Peygamber Efendimiz alimlerin statüsüne, konumuna saygısı olmayan benden değildir diyor peygamberim. Bizden değildir diyor. Bir kurs eğiticisinin, bir Kur'an kursu öğretmeninin başımızda tac olarak yeri vardır. En ücra mahalledeki bir cami temizleyicisi kayyımın başımızın yeri vardır. Hamdolsun böyle bir duyguyla beslendik hocalarına, alimlerine saygılı olan bir toplum olduk çok şükür. Ama bizden evvelki tarih sahnesinden silinmesine vesile olan sebepler dört maddeden özetlemiştim ben de sizlere. Yahudiler peygamberlerini aşağıladılar. Artık onların misyonu bitmişti. Allah tarihin mücadele sahasından onları kovmuş olduğu tekrar tevhid mücadelesini başlayacak yeni bir devir başlatmış oldu. Bu da Hristiyanlara ait olan bir dönemdi. Şimdi ikinci ümmet olarak yeryüzü sahnesinde Hristiyanlar vardı. Peki Hristiyanlar ne yaptı da hangi suçu, hangi hatayı yaptılar da onlar yine yeryüzü coğrafyasından, tevhid mücadelesinden uzak tutuldular. Tam Yahudinin aksini yaptılar onlar da. Bol bol amel yapıp ilmi terk ettiler. İlimsiz, bilinçsiz, şuursuz amel başa beladır. Bu kopyacılıktır. Dersine çalışan bir öğrencinin alın, zihin terine yansıyan bilgiyi göz kaymasıyla kendi defterine veya soru kağıdına taşıyan bir öğrencinin durumu neyse bu da aynıdır. O öğrenci onu sınıftan atar. Sen kopyasın diye alır kağıdını yırtar. Sıfır verir. İslamiyet kopyacı mantıkla yaşanmaz. Ya ilimle yaşanır. İlim. Biz yaptığımız her şeyi onu o şeyin ilmiyle yapmak mücadelesine gireriz ki işte bu amel makbul amellerden olur. Ama Hristiyanlar, Nasraniler amele çok önem verdiler ama ilmi terk ettiler. Bundan uzak durmak mecburiyetindeyiz. İki, dinde ifrata kaçtılar. Fazlalığa gittiler. Ruhbanlık sınıfını ortaya koydular. Öyle oldu ki Türkiye Avrupa ülkesidir diyen zihniyet imamlarımıza, müezzinlerimize, Diyanet camiamıza din adamları diyecek kadar kontrolden çıktılar. Türkiye'de din adamı yoktur. Türkiye'de dine hizmet eden insanlar vardır.
din adamlarının tarihi süreçteki yeri Ricalüddin'dir. Arapçası Ricalüddin, din adamları. Bu Hristiyanlıkta var. Ruhbanlık sınıfıdır bu. Ruhbanlık sınıfı dinde fazlalaştırdı. Hadis suresini okuyacak olursanız Allah'ın dinine ilave yapmaya çalıştılar. Hem de bunu yaparken Allah'ın rızasını almak niyetiyle yaptılar. Allah rızası için yaptılar. Ama Cenab-ı Allah onların bu tutumlarının yanlış olduğunu, batıl olduğunu açıkladı. Ve sonra onlar da tarihin sahnesinden kovuldu, geçti gittiler. Biz de Peygamber Efendimizin mübarek diliyle bu din ile kimse güreşmeye yeltenmesin diyor. Herkes mağlup olur. Niye? Ümmetinin ashabından bir tanesi dedi ki o peygamberi Efendimiz Aleyhisselam'ı Ayşe validemizden sordular, öğrendiler. Oho dediler, biz ne yapacağız? Biri dedi ki ben bundan sonra evlenmeyeceğim. Ben sabahlara kadar namaz kılacağım. Ben her gün oruç tutacağım diyiverdi. Bu bir ifrat. Hemen peygamberimi çağırdı bunlar. Gelin bakayım. Kulağıma geldiğine göre böyle böyle demişsiniz. Asla. Asla. Ben örnek bir peygamberim. Ben evlenirim. Bazen oruç tutarım, bazen iftar açarım. Uyurum. Kalkar namaz kılarım. Benim yolum budur. Benim yolumda olmayan benden değildir diyor peygamberimiz. Sakın böyle karar vermeyin. Allah Resulü İslam dinine kendisine göre bir ilave yapmak isteyene daha kendi döneminde müsaade etmemiştir. Fırsat tanımamıştır. Çünkü bunu yapanlar tarihte ne olduğunu çok iyi öğrenmişizdir. Bu ümmette ne yaptığı insan dışını ihmal edip içine döndüler. Ruhbanlık sınıfı dedim işte biraz evvel. Hep içine yöneldiler. İşte dağlarda, kovuklarda, ağaçlarda, şuralarda, buralarda toplumdan uzak kalırcasına böyle bir hayatın içine girmeye çalıştılar. Allah buna da müsaade etmedi. İnsanın dışını sen nasıl ihmal edebilirsin? Huvel evvel vel ahir vel zahir vel batın diyor. Allah evveldir, ahirdir, zahirdir, batındır. İnsanın bir dışı vardır, bir içi vardır. Hem dışıyla kulluk yaparız, hem içiyle kulluk yaparız. Dış içine, iç dışına uyum sağlar. Bu hususta tamamen toplumdan, cemaattan, dernekten, şuradan buradan ayrılıp bir harici mantığı gibi bir kenarda bekleyip toplumun gidişatına bakarak işte bunlar şudur, bunlar budur demek bir çözüm değil. Allah Resulü dağa gitmiş bir ağacın köküne azı dişlerini sıkıştırarak şehir hayatının kötülüklerinden uzak kalmak niyetiyle dağa gitmiş olan kimselere saygı duymuş sadece. Ama onun tercihi toplum olmuş. Toplumun arasına katılacaksın. Onların sıkıntılarını çeke çeke, duya duya kulluğunu, mücadeleni sürdüreceksin. La ruhbaniyete fil İslam demiş. İslamiyet'te ruhbanlık yok. Bizim ölçümüz bu. Ve son olarak ilgili toplum peygamberlerine insanüstü özellik vermişlerdir. Allah yerine koymuşlardır haşa. Bir insanı kim olursa olsun derler ya, şeyh uçmaz, uçurtur, uçurtulur. Buna fırsat yok. Peygamber Efendimiz buna asla fırsat vermemiştir. Karşısında el pençe divan duran, ayakta bekleyenlere hemen müdahale yapmış. Çekin ellerinizi demiş Peygamberimiz. Kendi oturduğu halde bir başkasının ayakta konuşmasına müsaade etmemiş. Ya oturmuş ya da ayağa kalkmış onun gibi. O kadar önem vermiştir Peygamber Efendimiz. Ama hiçbir insana insan üstü özelliği vermeye yönelik küçük bir kapı açmamıştır. Vefatından sonraki hayatta dahi ümmetini uyarmıştır. Aman ha, benim mezarımı diğerleri gibi yapmayacaksınız. Tapılacak bir noktaya getirmeyeceksiniz. Bunu dile getirmiş. Allah Resulü bu.
Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve neticede sıra Müslümanlara geldi. Yani bize 1400 yıllık artık kıyamet kopuncaya kadar bir başka ümmetin gelmesinin imkan olmadığı bir ümmet. Müslüman ümmet, İslam ümmetini takip ediyoruz. İslam ümmeti Allah Resulü'nün yetiştirdiği, geliştirdiği, topluma örnek göstermiş olduğu bir ümmetti. Bize yakışık alan daha güzel Müslüman ümmet. Müslüman ümmet. Biz Müslüman ümmet olarak gazaba uğramış ve sapmışların yoluna değil diyerek her iki gidişattan uzak kalmak isteyerek ifrat ve tefritten uzak olan vasat bir ümmetiz. Ümmeten vasata diyor Allah-u Teala. Siz ümmetsiniz. Her iki aşırılıktan da uzaksınız diyor Allah-u Teala. Bizim konumuz, yerimiz, yurdumuz, varlığımız, her şeyimiz bu temel esasa, temel ölçüye dayanmaktadır. Değerli kardeşlerim, sorumluluklarımızı yerine getirmek için ne yapmalıyız? Sıra buna geldi şimdi. Bu bilgileri verdik. Biz de hepinizi yavaş yavaş mindere çağırıyoruz. Mindere alıyoruz. Farkındasın veya değilsin bilemiyorum. Bu söylediklerimizin her birinin aksiyon olması, hareketle buluşması, eylem haline dönüşmesi için sizlerle sürekli bir alışveriş içerisindeyiz. Malzeme veriyoruz. Sermaye veriyoruz. Kara geçilmesi mümkün olan sermaye veriyoruz sizlere. Bak unutmayın. Her bilgiyi, her ağzımızdan çıkan cümleyi o formata yakıştırarak, o format bünyesi içerisinde tutarak takdim etmeye çalışıyoruz. Yani hedefimizde gönlünüz, zihniniz ve hayat tarzınız var. Yani kafanızdan bir karış yukarı, omuzunuzdan bir karış sağda solda yerlere hiçbir zaman böyle kurşun atar gibi nişan almıyorum. Ağzımızdan çıkan her bir cümlenin uygulanabilir imkanı olsun, hayatiyet hakkı olsun. O terk edilmesin. Defterlerimizde not olarak, zihinlerimizde bir sığıntı halinde durmasın. Onu uygulama alanına çekmek için bu dersi bu formatta, bu usulde, bu metotta ortaya koymaya çalıştık ki hem gözünüz, hem kulağınız, hem kalbimiz aynı anda üçü ortaklaşa bileşki yapsın ve konularımız bu şekilde sizin amelin etmenizle değer bulsun demek istiyorum. İşte bu sorumluluk duygunuzu gerek bazen tahrik ederek, bazen okşayarak, sorumluluk duygunuzu bazen güzelleştirmek, bazen size tanıtırcasına dikkat edin. Bu sorumsuzluk sizin başınıza çorap örer düşüncesi içerisine vermeye çalıştık. Peki ne yapmalıyız? Bu sorumluluklarımızı yerine getirmek için yapacağımız işlerin ne olduğunu bu haftaki dersimin son bölümlerini örnek vererek inşallah virgülle ayırmak istiyorum. Bu size takdim etmiş olduğum dersler genelde tüm Türkiye'de hangi beldeye, ülkeye gidecek olursam herkesle tanıştırdığım derslerdir. Çünkü bu derslerden hep netice aldım. Bu derslerin neticesinde hizmet kurumlarımız oluştu. Allah'a hamdolsun. Bu hizmetlerimiz ve mesajlarımızın sebebiyle ben bugün Konya'dan biniyorum otobüse, Van'a gidiyorum. Biniyorum, Adıyaman'a gidiyorum. Biniyorum uçağa, İstanbul'a gidiyorum. İstanbul'da, Tekirdağ'da, Edirne'nin, Keşan'ında aynı şeyleri söylüyorum. Bunlar bütün insanlığın inşasına yönelik, Müslümanların ıslahına yönelik. İhtiyacını giderelim önce. Ellerine kullanabileceği imkanlar verelim. Kullanmakta zorlanmasınlar. Benim bir hanım kardeşim
evin almış olduğu bütün beyaz eşyayı kullanıyor. Çünkü fabrika kullanma kılavuzunu vermiş. Kullanma kılavuzundaki bilgileri siz öğrenmeden bir beyaz eşyayı çalıştırmış olsanız o arıza mutlaka sizi bekliyor demektir. Bir buzdolabının kullanım kılavuzunu ortaya koyan bir yapının içerisinde ben sadece yalın, mücerret, muğlak bir cümle söyleyeceğim vaazımda, sohbetimde, konuşmamda. Ama bu cümlenin nasıl uygulanacağını, kullanım metodunu, usulünü söylemezsem işte böyle olur. Ne olur? Biz sürekli konuşuruz. Siz de sürekli dinlersiniz. Biz diyoruz ki konuşurken yaşamayı niyetlenelim. Yaşarken öğrendiklerimizi unutmayalım. Eğitirken öğretelim. Öğretirken eğitelim. Peygamberimiz böyle yapmıştır çünkü. Bundan dolayı önce insanın dört temel ihtiyacını öğreneceğiz. Bu dört temel ihtiyacının ne olduğunu bileceğiz. Annesi de bilecek, öğretmeni bilecek, okul bilecek, devlet bilecek, Milli Eğitim Bakanlığı bilecek, Diyanet İşleri Başkanlığı bilecek, herkes bilecek. Bu insanın dört temel ihtiyacıdır. Ben de bir insanım. İnsan olarak dört temel ihtiyacım karşılanmazsa ne yapacağım? Bak, ihtiyacı karşılanmayanlar kendilerine göre bazen sıkıntı yaşıyorlar. Problem üretmeye çalışıyorlar. Demek ki eğitim tezgahını almış olduğunuz insanların ihtiyacını karşılamazsanız siz de aynı şekilde bilgi verir nokta kursunuz. Bilgi verdikten sonra virgül koyacaksınız. Sıra geldi uygulamaya diyeceksiniz ki orada eğitim olsun. Orada eğitim olsun. Ben bir zata gitmiştim müracaatımda. Dedim ki Konya'da bir inşaatımız var. Burada talebe okutacağız. Lütfen sizin kurslar çok başarılı. Bu kursta alacağımız öğrencilere ilk göz ağrımız olarak İstanbul'dan bize öğretmen verebilir misiniz? Öğretmen hocam, sakın ha Konya'daki kardeşlerim alınmasınlar. Bana dedi ki hiç gerek yok dedi. Bizim yaptığımız belki de yaparsınız. Niye yaparsınız? Biz öğrencinin önüne öğretmen olarak çıkaracağız bir hanımefendiyi edep tezgahından geçirmeden öğrencinin önüne geçirmeyiz biz. Onu edeple, terbiyeyle, ahlakla iyice yoğururuz. Ondan sonra öğretmen derse gider. Öğrenci bakar ki karşısında örnek bir insan var. Her şeyin örnek alır. Her şeyini. Olay bu. Bu da buna benziyor. Bu dediklerimiz uygulama safhasına konulduğu zaman herkes örnek olacak. Örnek kimliğimizin oluşmasının temel konulardır. Bakalım nedir bu? Şöyle hepsini koyayım ki zihnimizin. Bir insanın tabii doğal temel ihtiyacı dört kanaldan oluşmuş. Osmanlı'da da böyleydi. Selçuk'ta böyleydi. Cumhuriyet döneminde böyle olmak mecburiyetinde. Zihni ihtiyaç. Bedeni ihtiyaç. Manevi ihtiyaç. Ve dünyevi ihtiyaç. İşte bizim temel ihtiyacımızın ekranda görmüş olduğunuz gibi hepimizin dosya tutacağı, dosyalayacağı temel konularımızdan bir tanesidir. Biz Avrupa'ya da gittik. 3 sene Almanya'da, Fransa'da 3 sene gittim geldim. 6 hafta bir defa gidiyordum. Senelerce vaaz nasihat dinleyen kardeşlerimiz bu uygulaması müsait olan derslerle buluştular. Allah'a hamdolsun eylem haline dönüştüler. Dernekler kurdular, çalışmaya başladılar, kitaplar bastırdılar vesaire vesaire. Kurumsallaştılar daha doğrusu. İnsanın 4 temel ihtiyacı vardır. Bu ihtiyaçlar karşılanmadığı müddetçe siz bir insanı, bir aileyi, bir toplumu istenilen kıvama sokamazsınız. Açık, net, şeffaf olarak söylüyorum. Burada alın teri var. Burada gitmek var. Ayağına kadar gideceksin. Hep bize geldiler camilerde.
Gelecekler yine ayağımıza kadar gelecekler. Biz de onların evlerine gideceğiz. Ayaklarına kadar gideceksiniz. Böyle oluyor zaten bu iş. Bunun için bir sonraki dersimde bu dört temel ihtiyacın nasıl karşılanacağını sizlere takdim etmeyle beraber sizi düşünmeye davet ediyor. Her dersimin sonunda sizlere sunacağım ev ödevleri niteliğindeki fıkhi kaidelerle bu haftaki dersimi de burada noktalamak istiyorum. Bakalım bu hafta sizlere yönelik söyleyeceğim fıkhi kaideler nelerdir? Tüm esnaf kardeşlerim, dikkatle, özellikle dikkatle dinlesinler bu fıkhi kaideyi. Bir dükkan sahibi kendinde olmayan bir malı başka bir dükkandan alıp verecekse, o aldığı yere hemen parasını ödeyecek veya kendi üzerine yazdıracak. Yazdırmak suretiyle borçlanacak. Bunları yapmadan komşudan alıp başkasına satınca kaç liraya sattıysa o parayı olduğu gibi aldığı yere verecektir. Kar edemez. Benden diyelim, ben bir dükkanda, mağazamda düdüklü tencere satıyorum. Komşuma bir müşteri geldi, düdüklü tencere istedi. Ben hemen, bende yok ya müşterim, biraz bekler misin diyeceğim. Komşuma geliyorum, komşum düdüklü tencereyi ödünç olarak aldım veyahut da üzerime yaz, kaç para olarak verilecekse, bir müşteri ona kaç para verecekse onu yazdıracağım, tekrar getireceğim, müşteriye satacağım ki alayım. Yoksa ben düdük tencereyi sattım, al kardeşim bu asıl malı, karı ben kendi kasama koyamam. Bu yasaktır. Teslim almadığım bir malı başkasına satmak caiz değildir kaidesinden bu örneği vermiş olduğum. İki, son zamanlarda çok tüyler ürpertici bir nokta oldu. Nişanlanmış olan aileler, gençler, ya böyle nişanlılık uzun olacak, gel nikah kıyalım da düğün ileride olacaktan sonra 3 ay sonra 4 ay sonra düğün olsun gibi bir teklifle karşılaşırsanız, Allah için rica ediyorum. Resmi nikahınızı kıydırmadan dini nikah kıymayınız. Dini nikahı kıydıktan sonra düğününe 3 ay 4 ay kala nice aileler daha ilk başta boşanıyorlar. Ama erkek boşamıyor. Nikahım bendedir diyor. Bir. İki. Üniversitelerde, yüksek okullarda, diğer vilayetlerden üniversiteye gelmiş olan kız oğlan aramızdaki mahremiyet kalksın diyerek geçici 3 yıllık 4 yıllık bir nikah kıyıyorlar. Beraber kalıyorlar, sonra ayrılıyorlar. Bunun onaylanacak hiç tarafı yoktur. Yapmayın. Bu muvakkat nikah yoktur dinimizde. Böyle bir nikah şekli yoktur Müslümanların aleminde. İstirham ediyorum. Tuzaklara gelmeyin. Oyunlara gelmeyin. Düğün tarihinde bir hafta oluncaya kadar da nikah kıydırmamanızı önemli tavsiye ediyorum size. Bak ben 42 yıldır Konya'dayım. 1985 yılından beri aileyle alakalı dersler yapmaktayım. Son 11-12 yıldan beri de tam 303 tane insan evlendirdim. Türkiye'de nasıl boşanmanın yozlaştığını siz gayet iyi biliyorsunuz. Bak şu anda yüz hattım biraz sinirlendim. Bu üzüntüye dayalan bir yüz hattıdır aslında. İçim kan ağlıyor. Yapmayın bunu. Allah aşkına yaptırmayın. Düğününüze bir hafta kalıncaya kadar nikah kıydırtmayın. Kim gelirse gelsin. Daha düğüne 5 ay var, nikah kıydırıyorsun. Yapmayın bunu diyorum. Bak Allah için söylüyorum. Son olarak bir hanımefendinin doğal olarak konuşması caizdir. Defalarca söyledim.
Şimdi arkadaşımız arkadaşını arıyor. Ama arkadaşı evde yok, hanımı çıkıyor. Telefona çıkıyor. Selamun aleyküm diyor, bekliyorum. Böyle bekliyor. Ya ve aleyküm selam diyebilirsin kardeşim. Sen bir mağazaya gittiğin zaman alışveriş yapmıyor musun ya? Para vermiyorsun, bir dolmuşa konuşmuyorsun, komşuyla hiç konuşmuyor musunuz? Hoş geldin demiyor musunuz? Telefonla beyin arıyordu, sen çıktın. Ve aleyküm selam. Efendim gelmedi beyim. Yarım saat sonra gelecek diye telefonu kapatıyor. Bu çok telefon geldiğinden dolayı hocam, yani telefonla bir erkek bir kimseyi ararken arkadaşını, babasını, dostunu, onun hanımı çıkıyor. O da selam vermesi caiz mi değil mi diyor. Selam almak caiz mi? Caiz, niye olmasın? Ne diyor ki? Ve aleyküm selam diyor, hepsi kadar. Bu duygularla hepinize bu dersimle beraber sevgilerimi, takdirlerimi ve şükran duygularımı sunuyorum. Ve bir hafta sonraki, bundan sonraki dersimizde tekrar sizlere buluşmak üzere sizleri mağfireti, bağışı, lütuf ve ikramı bol olan Yüce Allah'a emanet ediyorum efendim. Teşekkür ederim. 40'ar dakikalık zamanlarda icra edeceğimiz dünya konjektüründe statüsünü, geldiği noktayı ayetlerle, hadislerle, kıssalarla, tarihi geçmişte 1400 yıllık dokümanlarla bir müştehit imamın iştihadını elle tutan bir